Genco, öncelikle hoş geldin. Aslında, hoş bulduk. Benim seni tanımam, yakından tanımam, Başkent Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalıştay ve tasarımla bağlantılı olan bir haftaya çatışıyor. 2011'de aslında senin yaptığın işleri tanıma fırsatım olmuştu bizim atölyelerde. Ve daha sonra da seni takip eden bir kişi haline geldim ve derslerimde de yoğun bir şekilde senin yapmış olduğun işleri örnek olarak gösterdim. Aslında benim çok hoşuma giden senin işlerinde senin çok yönlü olman. Sen aslında Boğaziçi siyaset bilimi mezunusun. Evet. Daha sonra da New York'ta New School'da medya okudum. Medya okuyorsun ve sonra da yaptığın işlerle çok öne çıkan bir sanatçısın. Çok duyarlısın ve yaşanılan her olaya aslında tepki gösteriyorsun sanatınla. Tekrar hoş geldin diyorum ve sana bırakıyorum sözü. Hoş bulduk. Ben de sizle tanışmış olduğum için çok mutluyum, Billur. Üniversitenizde çok güzel bir workshop deneyimi oldu. Burada da birkaç iş bugün göstermek istiyorum. Hatta o atölyeden de işler gösterebiliriz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. PowerPoint kullanmayacağım. Daha çok ben konuşmalarımda Facebook ve Instagram hesaplarımı dinleyicilerle paylaşıyorum. Çünkü bu benim mantığımı da yansıtıyor. Yani yaptığım işleri mümkün olduğu kadar paylaşıyorum. Ki bu paylaşımlar tarihlere de sahip oluyor. Yani bunu ben hangi tarihte yapmışım, bunu yayınlamış oluyorum. Sonra da bunların kaybolup gitmemesine sağlıyor biraz bu mecralar. Facebook, Instagram gibi mecralar. Çünkü siz de biliyorsunuz Türkiye nankör bir ülke. Ondan sonra basın bizi yeterince takip etmiyor veya her neyse. Yani sanat yazarlarına da istemediğim biraz. Yani onlar tabii bizim hızımızda tabii ki koşmuyorlar. Bu üretimi en azından bir şekilde saklamış ve tarihlemiş oluyoruz ki bunları geri dönüp konuşabilelim ve tarihlendirelim. Şimdi soldaki ekranda gördüğünüzün işin ismi yok. Göçmenlerle ilgili bir iş. 2016'da yaptığım bir iş. Sağımda duran heykel de 2014'te yaptığım bir heykel. Bunlar yüzen heykeller serisi. Bunlarla ilgili görselleri birazdan size paylaşacağım. Mesela ikisi benzeri temalarla oluşturulmuş işler. Solda ekranda gördüğünüz işlerde gerçek mültecilerin Türkiye'den giderken bıraktıkları eşyaları toplayıp Bodrum'da bir yerleştirme yapmıştım. Burası da Bodrum'daki yıkık kilise, bu şehir meydanındaki kilise. Üzerlerinde de uçan balonlar var. Sağımda duran heykel de üzeri mermer kaplı bir çocuk formunda. Şu anda da Çeşme'deyim bu arada. Çeşme'den selamlar. Bu heykeli şöyle yan çevireceğim. Şu heykelde gördüğünüz gibi bir salma mevcut. Salmanın da ucunda bir ağırlık var. Şöyle gösteriyorum. Yani bildiğimiz bir zincir. Hop hop hop. Heykeli göremiyorum. Efendim? Heykeli göremiyorum ben. Bilmiyorum. Şu beyaz heykel. Stop share screen yapayım. Şöyle büyüteyim size. Şimdi nasıl? Şu sağımda duran heykel görebiliyor musunuz? Evet, görüyoruz. Kafası, kolları, üzeri mermer kaplı bir çocuk formunda. Şöyle. Böyle bir şey. Şöyle çocuk formunda bir heykel. Üstü mermer kaplı beyaz Marmara mermeri. Fakat mermer mono tek vücut değil, parça parça. Bu benim geliştirdiğim bir heykel yapım yöntemi. Ama bunun daha ilginci, heykelin bir salması var. Şurada gördüğünüz gibi. Salması var ve bir takım üstüne plastik nesneler asılı. Bir de en dipte ucunda ağırlık var. Yine şu da ağırlığı. Görebiliyor musunuz? Şu ucunda kurşun var. Şimdi tabii ki değişik bir heykel yapısından bahsediyoruz. Çünkü heykeller normalde yüzmeleri için yapılmıyorlar. Yani Türkiye'de heykelden bahsedince düşündüğümüz şeyler anıtlar ve sabit durması beklenen, hatta anıt dediğimiz şey de sabit durmaktan öte baktığınızda size dayak atan nesnelerden bahsediyoruz. Yani Türkiye'deki heykel yaklaşımı bu. Tabii ki bunlar çok farklı. Çünkü bu her şeyden önce küçük bir çocuk boyutunda, gerçek bir çocuğun boyutunda. Malzeme olarak da yine mermer kullanılmış ama mermeri plastik, kurşun ve demir destekliyor. Bu heykel serisinin ismi de genel başlığı yüzen heykeller. Ve de bir dizi heykeli de bu mantıkla suda yüzdürdüm. Çünkü benim heykellerimde de heykellerin suda yüzmeleri ya da havada uçmaları gerekiyor. Yani benim bahsettiğim heykel, tabii ki çağdaş heykelcilikten bahsediyoruz. Benim heykellerim hareket edebiliyor, insanlarla iletişime geçiyorlar ve çok geniş bir malzeme çeşitliliği var. Gördüğünüz gibi bu heykelde işte mermer, plastik, demir kullandım. Diğer share screen yapıyorum tekrar. Deminki heykele gidiyorum. Tabii buna heykel demek bir tık daha zor. Bu bir yerleştirme. Yerde gerçek göçmenlerin arkasında bırakmış oldukları eşyalar var. Üzerlerinde de içi helyum dolu balonlar var. Burası da Bodrum'daki kilise. Yine size yayın yaptığım mecrada Facebook, özellikle Facebook'tan ve Instagram kullanıyorum ki konuşmadan sonra bunlara bakmak isterseniz bakabilin diye. Şöyle bakıyorum. Tekrar devamı var mı burada? Evet. Yine açtığım ekranda da Ai Weiwei bu enstelasyonu paylaştı. Kendi hesabı, bakın, Ai Weiwei'nin o daha yakın plan bir şey çekmiş. Asistanını yolladı. Asistanını da karşıdaki adadaymış, İsem Adası'ndan. Sağ olsun çekip paylaşmış. Yine bir Yunanistan gazetesi bunu haber yaptı ama Türk basınında bu pek haber olarak çıkmadı bu iş. Benim bu seriyi yapmamın sebebi, şunu kapatıp tekrar başka bir görüntüsüne gidiyorum. Şu da yine aynı enstelasyonun başka bir karesi. Bu enstelasyonu yapmamın sebebi göçmenlerle ilgili her gün duyduğumuz haberler ve bir gün denizde yüzerken karşılaştığım bir giysi parçası Bodrum'da yüzerken. Tabii ki siz de Bodrum'a gittiğinizde yüzerken bir takım şeyler buluyorsunuz. Fakat bu tip şeyler benim aklıma takılıyor ve beni bana kendilerini hatırlatmaya devam ediyorlar. Bu eşya kimden düştü? Nereden düştü? Bu insanlara ne oldu? Bunlar benim merakımı celbetmeye devam ediyorlar ve benim sürekli omzumu tıklıyor bunlar. Genco, bu giysi parçası nereden düştü? Kimden düştü? Bu insanın başına neler geldi? Süreç uzun bir süreç, yani bir saat konuşmama sebep olacak bir projeyi anlatıyorum. Fakat özetlemeye çalışıyorum. Bu giysilerin peşinden Bodrum Yarımadası'na gittim ve özellikle göçmenlerin o dönemde yola çıktıkları yerleri araştırdım. Bayağı Yarımada'yı, bütün kıyıları taradım diyebilirim. En çok malzemeyi Aspat'ta buldum ama Turgut Reis'ten de mesela çocuk bezleri buldum. Üstü Arapça yazılı. Sonra da bu nesneleri oldukları gibi sergiledim ama üstlerine birer balon astım. Helyum balon, yani sergi enstalasyona dönüştü. Helyum balonlar da bu insanların ruhlarını benim için temsil etti. Bu iş biraz benim şahsi olarak bu insanlara bir şapka çıkartmam, onlara bir başsağlığı dilemem ve kendi adıma bu insanlardan özür dilemem. Yani bunu bir Türk vatandaşı olarak diye düşünmeyin, insan olarak düşünün. Yani Genco Gülan bir insan olarak bu göçmenlerin yaşadığı şeylere karşı, duruma karşı üzüntü duyuyor. Ve tabii bir de bunun her an bizim başımıza gelebileceğini de düşünüyor ve böyle bir enstelasyon kurdum. Burada bir enstelasyona kırmızı halı da eklemiştim. Yani Bodrum'da yıkık kiliseye kırmızı bir halıyla girip bu eşyaları görüyordunuz. Sonra balonları sallanmasını görüyordunuz. Yani hafif bir rüzgarla salınıyordu bu balonlar. Mesela giren yabancı turistler hemen ağlamaya başlıyorlardı. Yani amaç insanları ağlatmak değil ama bu durumu düşündürtmek, insan olarak bunu düşündürtmek ve ne yapabilirler ona bakmak. Diğer işe geçiyorum. Bu iş mi? İşi 2016'da yapmışım. İsmi yok. Kapatıp diğer işe doğru yine Facebook'tan hızla geçiyorum. Diğer işi 2014'te yapmışım. Evet, oraya gitmedi. Evet, oraya gitmedi. Share screen'i kapattım. Diğer işin ismi Yüzen Heykeller. Buradan tekrar o işe gideceğim. Yüzen heykellerin özelliği de 2 sene önce yaptığım başka bir yerleştirme. Bunu da Çeşme'de yapmıştım. Bu iş de şu anda yine kapak fotoğraflarımın arasında duruyor. Yüzen heykellerde de demin yanımda duran gösterdiğim heykelleri bu sefer denizde yüzdürdüm. Burada tabii sorulardan biri heykel yüzer mi? Yüzerse niçin yüzer? Yüzmeli mi? Gibi sorular. Yine share screen yapıyorum. Evet, bu da diğer enstelasyon. Yine mermer 3 figür var. Bunu anne ve çocuklar gibi düşündüğüm 3 heykel. Yine göçmenlerle ilgili birkaç iş yaptım. Mesela 2 tane video yaptım. Bu videoları Ankara'da da sergiledim. Göte Enstitüsü'nde Ege Berensel'le beraber sergilemiştim. Bu videolar için de Şeyde uzun araştırmalar yaptım. Yani televizyonların arşivlerine girdim, videoları taradım. Aslında göçmenlerin kaçışlarını duyuyoruz fakat bunlarla ilgili imgeleri göremiyoruz. Yani onlarca insanın öldüğünü öğreniyoruz ama bu insanlar nasıl öldü? Suda yüzen cesetler nereden geldi, nereye gitti? Tabii televizyonlar bunu bizle paylaşmıyorlar. Ceset suda yüzer mi? Yüzerse nasıl yüzer? Buna biz bir saygı duruşunda bulunmak istersek bunu nasıl yapabiliriz? Bunu bir obje ve heykel formuna nasıl dönüştürebiliriz? Bunlar biraz benim düşünmeye çalıştığım şeyler. Genco, izninle bir devreye girmek istiyorum. Lütfen. Şimdi bu işler tabii suda yüzerken, hatırlıyorsan aslında mültecilere çok duyarlı olmayan otoriteler birden denizin üzerinde bu heykelleri görünce ambulanslar, polis otoları gelmişti. Bunları gerçek insan bedenleri olarak algıladılar ilk etapta. Onunla ilgili kısa bir özet geçebilir misin? Evet, bu tabii ki nahoş. Evet, bu tabii bir heykel formu. Ama tabii ki nahoş bir manzara. Nahoş bir manzara. Bu yerleştirme de Çeşme'deki marinada sergilendi ama sadece bir hafta kalabildi. Bir hafta sonunda benden habersiz parçaları topladılar. Tabii bunlarda da şöyle bir süreç yaşandı bu heykellerde de. Ben uzun süre bunların formlarını çalıştım. Yani siz mermerden bir heykel yapıp bunu nasıl yüzdürebilirsiniz? Bu form yüzer mi? Yüzerse nasıl yüzer? Bunun için malzeme çalışmam gerekti. Form çalışmam gerekti. Yani bunlar hep uzun hazırlıkları olan şeyler. Bu yine Ai Weiwei'nin kendisinin yattığı bebek gibi bundan sonra olmuş bir şeydir. Yani o meşhur bir bebek vardı. İsmini hatırlayamadığım bir bebek. Bu 2014 Aylan bebek. Aylan bebekti. Ve... Evet, Aylan bebek bundan çok sonra olan bir olay. Evet, ama Ai Weiwei'yi de biraz anlatalım istersen. Evet. Yani o da çok ünlü bir Çinli kavramsal sanat yapan sanatçı. Adını çok duyuran, uluslararası platformlarda sergi yapan bir kişi. Yani sanatçı olarak ben tabii ki bunları yapıp insanlara ulaşmaya çalışıyorum ama bu olay bitmiyor. Yani bizim bunu söylememiz, yani özellikle burada paylaşmam işte bunun Aylan bebekten önce olduğunu göstermek ve Genco Gülan'ın yapmaya çalıştığı şey Aylan bebeğe mani olmak. Ama tabii ki ve ne yazık ki sanatçıların sesi bunları durdurmaya yetmiyor. Ama ben en azından kendim sadece vatandaş olarak kendi yapabileceğim şeyi yapmaktan dolayı vicdanımı bir miktar rahatlatmış olabiliyorum en azından. Böyle bir şeye geçiyor, böyle bir işe yarıyor diyorum. Biraz şeye gelmek istiyorum. Son yaptığım işlere. Yani 2014'ten atlıyorum 2020'ye. Kafamdaki bir takım gariplikler, soldaki Heykel, soldaki resim de atölyemdeki bir parça. Benim kendi büstüm, kravatlı halim, kravatlı ve dört gözlü halim. Başımda da bir robot kol var. O robot kolu da dün çalıştırmaya muvaffak olduk. Yine heykel yapma sürecin çok uzun bir bölümü araştırma, geliştirme çabalarıyla oluyor. Yani aklınıza bir fikir geldikten sonra bu nasıl uygulanabilir? Bunun üstünde kafa yoruyoruz uzun süre. Birazdan Ankara sergimden görseller göreceğim ama orada en büyük eleştiriyi de kinetik heykellerimin bazılarının çalışmaması nedeniyle almıştım. Tabii bunlar sonuçta makineler bakım gerektiriyor. Ve makineler bozulabiliyorlar. Yani insanlar nasıl bozuluyorsa makineler de bozulabiliyorlar. Dolayısıyla bunların yenilenmesi gerekiyor. Bu robot kol yeni bulduğumuz ve yeni çalıştırmaya başardığımız bir parça, daha yeni. Hatta çalışmaya devam ediyoruz. Mesela bu kolun işlevi ne olacak? Bu kol neler yapacak? Onun üstünde çalışıyoruz. Mesela bu kolun Vogue dansını yapmasını düşünüyoruz. Tabii bilmiyorum Vogue dansını ne kadar biliyorsunuz. Bu Madonna'nın da yaptığı bir dans. Bu en son üzerinde çalıştığım heykel bu. Fuara yetişir mi? Yetişirse nasıl olur? Onu merak ediyorum. Deyip biraz daha topu sana atayım, Billur. Harika. Ben şimdi tabii bir arkeolog olarak hemen senin arkeolojiyle bağlantılı işlerini görmek istiyorum. Özellikle Kadir Has, benim göremediğim sergi ve Ankara'daki sergin, Çağdaş Sanatlar'da geçen yıl açmış olduğun. Çok enteresan. Sen yapay zeka ve aslında insanın sanki değerlerini yavaş yavaş yitirmesi ve insan robot olmasıyla çalışmaya başladın gibi hissediyorum son 3 senedir. Bununla ilgili hem ne söyleyebilirsin ve eserlerinde aslında gizli olan düşünce, biraz önce de açıkladın aslında. Bunu bize aslında kısaca özetlesen, görseller paylaşarak. Aslında hepimiz değişip dönüşüyoruz. Vücudumuza protez parçalar eklenmeye başladı. Mesela benim vücudumda protez var. Annemin dizleri protez. Vücudumuza parçalar ekleniyor. Dönüşüyoruz. Bir çeşit tırnak içinde bir insan makineye doğru evrimleşebiliriz. Ben de bunun heykel karşılıklarını araştırıyorum. Yani bunun sanattaki karşılıklarını araştırıyorum. Tabii 2 tür dönüşümümüz var. Bunun dönüşümün bir kısmı daha çok malzeme karşılıklarıyla ilişkili, yani daha vücudumuza bir takım nesneler ekleniyor. Fakat diğeri de gittikçe daha fazla yapay zeka kullanıyoruz. Diğeri de böyle bir dönüşüm. Yani hem bedenimiz hem aklımız dönüşüm geçiriyor ve nereye gideceğiz? Bunu görmek diğer bir amacım. Bunu ben de merak ediyorum, bunu araştırıyorum. O demin gördüğünüz parça bununla ilişkiliydi. Yine Çağdaş Sanatlar sergi ve Kadir Has'tan eserlere baksak. Hemen oraya doğru ilerliyorum. Şu Kadir Has'taki bir heykel. Onu buldum. Hemen share screen yapıyorum. Share. Mesela soldaki heykel Livia 3 kez. 2003'te yaptığım bir heykel, pardon 2010'da yaptığım bir heykel şu anda bir özel koleksiyona girmiş İstanbul'daki. Bu da Kadir Has'ta sergilediğim bir parça. Yani Kadir Has'ta bunu sentetik bir çimin üstünde sergilemiştim. Şu anda daha natürel çimin üstünde. Buradaki mantık şu: insan sadece kafadan oluşan bir yaratığa dönüşecek mi acaba? Yani bedenimizi tamamen kaybedip sadece bir kafadan mevcut olan bir vücut olacak mıyız? Olursak bu nasıl olacak? Bu Livia, Roma İmparatoriçesini yorumladığım bir parça. Yine Hermes Walker isimli bir parça. Bu da aynı koleksiyonda. Bu da 2010 yılı yapıtı. Hermes'in başı, iki ayağı monte. Bunlar Romalı bacakları ama üstünde Hermes kafaları görüyorsunuz. Deminki heykel gibi yine kafadan bacaklılar ama bu sefer bacak kafadan devam ediyor. Fakat burada Hermes'in kafası iki defa çoğalmış. Yani hem bir klonlamadan ve simetriden bahsediyoruz ama aynı zamanda vücut, kafa, vücut ilişkisi de yine değişmiş. Heykeller, kafalar tamamen ayaklara monte olmuşlar. Tabii bu şekilde insan ya da yarı insan, tabii Hermes insan değildir, yarı insan ya da tanrıdır. Bu şekilde dönüştüğümüzde nasıl hareket edeceğiz? Yürüyebilecek miyiz? Bunlar hep bu yapıtların getirdiği sorular. Şimdi Ankara sergisine geldik. En sevdiğim parça, yani Ankara sergisinin en kilit parçalarından bir tanesi. Kendi başını yiyen kral, 2003 yapımı. Tabii ki kafa, antik görünüşlü kafa. Eğer trident olmasa bize Poseidon'u bu kadar çağrıştırmayacak. Yani Poseidon olabilir ama olmayabilir. Bir Zeus başından da bahsediyor olabiliriz. Bu sefer heykelin yaşadığı dönüşüm sadece tridentin kafasına girmesi. Yani biraz daha günümüzdeki o kendi başına sıkmak gibi, kendi kendini vurması gibi bir şahsın Poseidon olduğunu düşündüğümüz tanrı kendi başına tridenti saplıyor. Tabii mitolojide böyle bir imge yok. Yani tanrıların kendi başlarına sıkmaları diye bir olay söz konusu değil. Bu daha güncel bir durum. Biraz daha güncel bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Yani görüntü ne kadar arkeolojik referanslar içerse de sonuçta kompozisyon, yani başına girmiş, çatal girmiş heykelin güncel bir yapısı var. Burada heykelin malzemesi beton, trident demirden. Yine devam ediyorum. Tabii arkada çok büyük bir parça resim var. İsmi silver'mış, yani gümüş. Mesela bu resimde yapay zeka kullanmışım. Şimdi daha yakın bir görsel bulursam, bu da bir Ankara hatırası şeyi. Bir daha yakın kare bulup size biraz da bu yapay zeka resimden bahsedeceğim. Hop. Evet. Bu şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir resme, mavi isimli resmin detayı. Resimde bir kalın çizgiler ve ince çizgiler görüyorsunuz. Burada kalın çizgiler insan elinden çıkma veya insan zekasından çıkma, ince çizgiler de yapay zekayla üretilmiş imgenin tuvale yansıtılması. Yani bir çeşit işbirliği olarak görüyorum. Yani bu resimleri yaparken resmi yaptım, ondan sonra yapay zekada işledim, sonra bu dijital görüntüyü tekrar resmin üstüne ekledim. Bu detay görüntüydü. Şimdi daha büyük bir görüntü. Bakıyorum. Genco burada. Genco burada Yves Klein mavisini mi kullandın? Evet. Özellikle bu sık sık kullandım. Bakın burada arkada şey görmüyorsunuz. İnce çizgiler yok. Gömleğim aynı gömlek. Burada ince çizgi yok. Arkada ince çizgi var. Yani yapay zekanın işlere girmesiyle ilgili bakıyorum. Evet, bu da yine aynı seriden bir resim. Bunları boyarken de yansıtıp onun üstünden ekliyorum. Mesela burada bu yaldızlı resimde renkleri bana yapay zeka programı veriyor. Yani yaldızlıyı Genco Gülan boyuyor. Onun etrafındaki renkleri de bu kullandığım yazılım bana veriyor. Diyor ki şu renkte buralara nokta koy Genco diyor bana. Tabii bu şekilde söylemiyor ama bu şekilde bir işbirliği. Yine turuncu adlı resim. Buna portakal yokuşu demişim. Burada da çizgiler var ama belli belirsiz. Yani çok dikkatli bakmak gerekiyor. Siz sonra Instagram'ı açıp oradan daha dikkatli bakabilirsiniz. Portakal rengi. Şurada da seyircilerin arkasında bu resimler görünüyor. Bu bir videoymuş. Bunlar oldukça büyük resimler. 2'ye 3 gibi. Sesi duyabiliyor musunuz? Tamam. Konuşmada da tabii Ankara'nın önemli bir kent olduğunu, bir Roma şehri olduğunun yine altını çiziyorum. Yani biz bugün Ankara'yı ne kadar Ankaralı Turgut'la bilsek de, Ankaralı Turgut, Ankaralı'nın bağları, bununla hatırlasak da günümüzde Ankara'yı, Ankara bir önemli Roma şehri. Benim de önemsediğim bir şehir. Yine o konuşmayı da dinleyebilirsiniz. Sergiyi de Belma Ersu ile yaptık. Büyük katkısı oldu Belma'nın. Onsuz olamazdı. Tabii ki Çankaya Belediyesi'nin kültür merkezi de enfes bir kültür merkezi. Ben şeyi akıtıyorum videoyu. Devam edebilirsin, evet. Arkadaki kahverengi resmin üstünde mesela pembelikler görüyorsunuz. Bu resimdeki çift müdahaleyi gösteriyor. Yani önce Genco boyuyor, yapay zeka bana yeni tuşe önerileri veriyor. Sonra Genco bunu bir daha boyuyor. Ama bu iki boyamayı farklı yapıyor ki bu ayrımı görebilelim. Burada annem de yakında. Annem, buradaki konuşmada sana da teşekkür ediyorum. Anneciğim bak, duydun mu konuşmayı? Sonra sana dinleteyim. El sallıyorum anneme. Duydun mu anne? Duymadı. Annem de Ankaralı bu arada. Yine serginin nedeni. Harika. Ona merhaba diyoruz tüm grup olarak. Sana merhaba diyorlar anne. Biraz da heykellere geçelim. Yine Poseidon, Scuba Poseidon heykeli. Kamyonda taşınırken. Bunlar büyük heykeller ve bu da bizim ekip. Bunu 4 kişi falan ancak taşıyabiliyoruz. Kamyoncu ve hammal arkadaşlar. Ankara'ya, İzmir'e beraber seyahat ediyoruz. Sürekli kamyonlardayız. Bir de size bu heykelin su altındaki fotoğrafını da göstermek istiyorum. Yine gerilere gidelim. Ona gitmeden şu uçan heykelleri göstermek istiyorum. Bu da Ankara'da. Tarihine de bakıyorum. Depo 29'da hemen Çankaya sergisi önce gösterdiğim bir seri. Bu seriye de Uçan Heykeller serisi adını vermişim. Yani benim için heykelin uçması veya yüzmesi çok önemli kavramlar. Ve de bunu hem mecaz olarak kullanıyorum. Yani mecaz olarak uçmalarından bahsediyorum. Ama aynı zamanda gerçekten nasıl uçarlar veya gerçekten nasıl yüzerler, uçmaları ve yüzmeleri ne demektir, bunları düşünüyorum. Bu da sevdiğim bir parça çünkü heykel, bu sefer yine bir Herkül figürü var. Kanatlar, kafadan kanatlar çıkıyor, alından kanat çıkmış. Bir de bu heykellerin bir tutma yerleri var. Bakın alt tarafa bakacak olursanız bir tutma yerleri var. Yani bu heykellerin elde tutulmalarını da istiyorum. Yani bütün bu heykellerin ortak noktaları sizlerin heykelle olan deneyiminizi farklı kılmak. Böyle bir çabam var. Bunlar da yine uçan heykelleri, daha toplu görüntüleri. Apollo var. Orada bir nokta yapabilir miyim hemen? Uçan heykeller deyince aslında. Evet. Antik çağda da uçan heykeller var. Ya da bir heykelin uçmasını isteme var. Ama o heykeller bu karakterler değil, uçan penisler. Uçan evet. Penis heykelleri çok önemli. Onlar aslında iyileştirici güce sahipler. O yüzden çağdaş bir sanatçının da uçan heykeller yapması gerçekten beni çok etkiledi. Pardon sözünü. Tabii tabii. Bir de Billurcum, Daidalos'un Icarus şeyi çok önemli belki. Çünkü orada biliyorsun Daedalos evet. Oğlunun kurtarılması için hapisten pencereye konan kuşların kanatlarını toplayarak kanat yapıyor. Ve onları bal mumuyla yapıştırıyor ve bir tek şey söylüyor ama sakın güneşe doğru yükselme çünkü erir. Ama Icarus büyük bir heyecanla ve özgürlüğün o coşkusuyla yükseldikçe bal mumu eriyor. Ve düşüyor. Belki bu da uçan heykeller için çok güzel bir örnek. Evet ama elde taşınması anlamında bana hemen uçan evet, penis heykel düştü. Ha, evet onlar da çok güzel. Doğru. Evet uçan heykel derken heykelin bir tanesi aşağı uçtu. Evet sorun yok. Sıkıntı yok. Evet. Yine şeye bakıyorum. Mesela bu da dans eden heykel. Bu da denizden çıkan Tanrı isimli heykeli bir robot vücuda monte edip bunun dans etmesine sağladım. Burada bütün vücut kinetik. Bu dans da yine çocuklar arasında meşhur bir dans. Flow dance. İsmi flow dance. Yani bunları yaparken de hem arkeolojik referans alıyorum ama onun yanında popüleri arıyorum ve şunu soruyorum. Mesela çocuklar arasında bugün ne popüler? Flow dance. O zaman heykel bu dansı yapıyor. O zaman Damla'ya da merhaba diyoruz. Evet. Damla sana da merhaba diyor. Evet. Selamlar. Selamlar. Yves Klein demişken yine yeni bir işi göstereyim. Yine yeni işlerimden biri Yves Klein yorumları. Yves Klein'in cutoutları. Yves Klein'e referanslı bir takım işler üretiyorum. Ve bazı sevdiğim sanatçıların işlerini tekrar ve tekrar yorumluyorum. Yves Klein mavisi ama bu Matisse, pardon. Matisse, evet. Yves Klein mavisi ama Matisse'in cutoutları. Bir dizi cutout'u tekrar çalıştım. Bu cutout'larla farklı şeyler denedim. Mesela bu Matisse'in Koşan Nü isimli çalışması. Burada da mesela Koşan Nü'nün eline telefon verdim. Sol tarafta koşan figür elinde bir telefonla koşuyor. Tabii bu telefon ahizeli bir figür. Özelliği daha telefona benzeyen bir telefon. Daha ahizeli bir figür ve onunla acaba nereye koşuyor deyip Ich bin ein Museum'a geldim. Ich bin ein Museum'dan bahsetmeden önce aslında sanatçılar hep müze konusu ve onlara aslında bir tür ilham veren konu olarak müzeyi hep düşündüler, değil mi? Biz bunu mesela Christian Boltanski'de Duchamp'tan biliyoruz. Seni tetikleyen ne oldu bu konuda? Mesela Boltanski ile tanışma şansına sahip oldum Belgrad'daki bir konferansta. Duchamp'la da tanışmak isterdim. Olmadı. Ayrı yüzyıllarda çalıştık, yaşadık. Ama bir takım isimlerle tanışmak benim için büyük gurur. Mesela Kristo'dan tanışmak istediğim isimlerden biri. Çok daha yeni vefat etti. Kendisine burada sizin huzurunuzda Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir sanatçıydı. Keşke tanışabilseydik. Keşke Türkiye'de proje yapsaydı. Bulgar kökenli bir sanatçı ama dünya çapında meşhur olabilmek için ülkesini terk etmiş bir sanatçı olması gerekiyor. Ben de bu müze projesinin çıkışında Hüsamettin Koçan ve Tomur Atagök'le seneler önce yaptığım çalışmalardan bahsedebilirim. Yani Türk sanatçı ve Türk düşünür iki şahsiyet. Onlarla yaptığım çalışmalar, toplantılar, sohbetler beni müze üstünde düşünmeye ve bir dizi iş yapmaya sevk etti. Bu işler de onlarca sene sürecek projelere dönüştüler. Yani Tomur'la tanışmam 90'lardadır. Tomur ve Hüsamettin Bey ile tanışmamız 90'lardadır. Bu Ich bin ein Museum demem 2010'dadır. Yani Tomur ve Hüsamettin Bey ile tanışmamdan sonra bu dövmeyi yaptırmam benim 20 senemi almış. Şimdi yapıt üretince çok hızlı ürettiğimden bahsediyorlar ama bir takım işler öyle bir sürece dönüşüyor ki ve öyle ilginç şekilde evrimleşiyorlar ki bunlar onlarca sene alabiliyor. Bu seride yine yani müze serisi de üstünde birkaç sene konuşulabilecek birkaç saat konuşulabilecek bir seri. Ama bundan da kısa bahsedeceğim. Tomur ve Hüsamettin Bey ve Plastik Sanatlar Derneği ve Disiplinler Arası Genç Sanatçılar Derneği, bu derneklerde yaptığımız sohbetler, çalışmalar sanat için müzelerin aslında ne kadar önemli olduğunu öğrendik ve nasıl ayrışamayacak iki şeyden bahsettiğimizi öğrendik. Yani sanat, müze, sanatçı, bunlar birbirinden ayrılamayacak kavramlar. Yani ilk şundan bahsediyoruz tabii, Artemis Tapınağı'ndan bahsediyoruz. Dünyanın 7 harikasından biri Artemis Tapınağı. Bunun özelliği diğerlerinden farkı Artemis Tapınağı'nda hem bina önemli hem de içindekiler çok önemli. Dolayısıyla bu da dünyanın ilk müzesi diyebileceğimiz bir şey ve bu da Kuşadası'ndaki bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben de şu anda Çeşme'deyim. Çeşme işte Artemis Tapınağı'na şu anda işte 1,5-2 saat uzaklıktayım. Yani aslında hemşeri olduğumuz bir kavramdan çıkıyoruz. Buradan çıkmış, bu coğrafyadan, bizim coğrafyamızdan çıkmış, bize ait kavramlar. Fakat öyle bir dönüşmüş ki bunları hep başkalarına ait kavramlar ve başka yerdeler gibi düşünüyoruz. Aynı Pergamon Tapınağı'nın Berlin'e gitmesi ve orada bir müzede bulunması gibi. Yine bulunduğum yerden Bergama'da 1,5 saat uzakta. Yani aynı Kristo'nun bu Bulgaristan'dan kalkıp Fransa'ya da Almanya'ya gitmesine benziyor deyip topu sana tekrar atayım Billur. Efes Artemis Tapınağı'ndan bahsettin. Çok önemli tabii. Efes Artemis Tapınağı'na sunu olarak verilmiş arkaik çağdaki fil dişi heykeller ve bu rahiplerin üzerindeki boncuklar, bunları bize son konuşmacımız Şeniz Atik gösterdi. İstanbul Arkeoloji Müzelerinden boncuk sergisinden geçen Salı günü, yani 3 gün önce. Tabii ki tapınakların işlevleri, onlar bir tür hazine, tesaryolar, çok önemliler. O dönemin aslında tüm sanat eserlerini, Tanrı için üretilmiş her şeyi biz saklanarak, daha sonraki jenerasyonlara aktarılan yerler olarak öne çıkarıyoruz. Bergama sunağı kuşkusuz çok önemli. Zaten senin de Berlin'de bu sergiyi açman, değil mi? Ich bin ein Museum Berlin. Daha sonra orada kullanmış olduğun İskender büstünü hatırlıyorum. Daha sonra bizim Çalıştay'da o İskender büstünün yeniden kullanılmasını hatırlıyorum. Yani çöpe atılmış bir miras olarak onu İskender büstünü, şu anda benim de kütüphanemde arkada görünen tezekle kaplamıştın Çalıştay'da. Evet. Çünkü biz kültürel mirasımıza sahip çıkamıyoruz. Aynı şekilde sen Armada'nın karşısında ne olduğu belli olmayan o metal konstrüksiyonun içinde Hitit 12 tanrıyı ellerinde plastikten yapılmış olan uçaklarla, öğrencilerle bir enstalasyona dönüştürmüştün. Bunu da çok iyi hatırlıyorum. Evet, o biraz daha performans gibiydi. Şimdi onun da görüntüleri var mı acaba diye hızla bakıyorum. Aslında bahsettiğimiz şey reddi miras. Yani bu şeyler bize ait. Mesela şu anda şeye bakıyorum, yani Batı felsefesine kuran Thales, Anaksimandros gibi isimler Söke'li. Yani Söke Ovası da ancak bizim için Bodrum'a giderken geçilen bir yer. Fakat buradan bir felsefe çıktığı, yani buradan Batı felsefesinin çıkmış olduğunu aklımızdan geçirmiyoruz bile. Yani bunlarla tanışmak çok indirekt yollardan oluyor. Yani biz hep yerli ve milli derken aslında yerli ve milli şeyi kabul etmiyoruz. Yani bu bütün, düşünün dünyadaki 7 harikadan ikisi Türkiye'de. 7'de 2. Çok yüksek bir oran bu. Bunu kaç kişi biliyor? Yani Türkiye'de kaç kişi biliyor? Dünyada kaç kişi biliyor? Yani kültürel değerleri, geçmiş kültürel değerleri de reddi miras yapıyoruz. Bugünü de, yani nasıl o gün antik dönem değerlerimizi kabul etmiyorsak, çağdaş sanat da aslında bir üvey çocuk muamelesi hep görüyor. Özellikle ülkemizde. Ama tabii ben de hep şunu söylüyorum. Salvador Dali zamanında ya da Picasso zamanında ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı kimmiş? Bunu kim hatırlıyor? Kimse bilmiyor. Sonuçta sanatçıları hatırlıyoruz. O ülkede politikacı kimmiş, kral kimmiş? Bu kimsenin umurunda bile değil yani. Ars longa vita brevis. Solda Kadir Has'taki sergi var. Bu daha geniş, kapsamlı bir fotoğraf. Burada şeyi özellikle söylemek istiyorum. Yeri özellikle suni bir çimle kapladık. Arkada da kırmızı bir fon kullandık. Bunun da hem sembolik anlamları var hem de estetik bir kaygısı var. Burada figürler yan yana görünüyor. Yani baktığınızda tüm figürler antik referanslı ama yaklaştığınızda hepsinde ilginç ayrıntılar var. Mesela soldaki Nemesis'te 4 kafa var. Bilmiyorum ne kadar yakından görebiliyorsunuz. Poseidon'un bir adet şnorkeli var. Öndeki 3 güzeller de 300 güzeller. Yani birbirlerine yapışık güzeller. Hepsi bunların dönüşüme uğrayarak bugüne geliyorlar ve bizim bir sonraki, yani insanlığın evrimdeki bir sonraki dönüşümündeki basamağı bize hatırlatıyorlar. Mesela bugün yaşadığımız pandemi sonuçta insanlığa yönelik biyolojik bir tehdit ve evrimleşen bir virüs acaba bizi de tekrar evrimleştirmeye itecek mi? Nasıl evrimleşeceğiz? Bunu da merak ediyorum. Bir tane de İskender yine. Bu üç gözlü İskender, evet. İskender'in bir dizi yorumunu yapıyorum. Bu üç gözlü versiyon, 3 göz ve 2 ağızlı. Acaba böyle insanlara dönüşecek miyiz? İnşallah dönüşmeyiz ama ne zaman dönüşeceğiz? Ve niçin dönüşeceğiz? Yani arkasında da tabii özellikle bir ekran var. Bunu yine bir video enstelasyon gibi sergilemiştim Urla'da. Yani bir ekranın yanında duruyorlar ve bize mahzun gözlerle bakıyorlar. Yine top sende Billur. Şimdi aslında tabii çok enteresan konulara geliyorsun. Mesela üç güzelleri bir arada yapman, aslında onların özellikleri insansal yaşama indirgenen özelliklerini onları bir arada yaparak aslında değiştiriyorsun. Yani biz aslında insanlık olarak bazı şeylere sahip çıkamıyoruz diyorsun ve aklımıza kader geliyor tabii. Yani böylelikle kendi kaderimizin de aslında sonlanmasına neden olacağız diyorsun eserlerinle. Bir de şöyle söyledin, tabii kültürel mirasa sahip çıkamıyoruz. Ama o zaman şunu da düşüneceğiz. Yani sanatçının olduğu nokta, sanat eserini üst boyutta yani sergilediği zaman değerli kılan unsurları alan ve farkına varan kişiler. Yani bir sermaye tanımından söz ediyoruz o zaman, değil mi? Yani bizim yaşantımızın içinde olan bugünlerde aslında iktidar sahibinin aslında yönettiği bir değer ölçüsünden söz ediyoruz. Bu çok önce aslında Pierre Bourdieu'nun söylediği bir şeydi. Yani bizim söylediğimiz ve baktığımız anlamda kültürel sermaye ve sanatçıya bakış açısının değiştiği bir dönemdeyiz. O nedenle senin aslında çok biyanel süreçlerini, senin bunlara nasıl baktığını, senin düzenlediğin web biyanelini, bir sanatçı olarak aslında bu sermaye dönüşümünü ve sanatçıya verilen değerin nerede olduğunu da konuşmak istiyorum. Evet. Ben de hemen bu vesileyle size bir çizim daha göstereceğim. Bu çizim de yine antik bir çizim, antik bir imge ve bu antik imgeyi yorumlamam. Urla'da bir sergiye davet edildim 2009'un başından ve bu sergi için tabii sergi Urla'da olunca Klazomenai'yi araştırmaya başladım. Klazomenai'yi araştırırken de buranın, İonya'nın çok önemli bir boyama merkezi olduğunu öğrendim. Şimdi benim çocukluğum da Kilizman'da geçti. Senelerce İzmir'de yaşadım. İlkokul, ortaokul, liseyi İzmir'de okudum. Senelerce Urla'da geçtim. Hep orada bir antik şehir olduğunu tabii ki bilirdik. Ve ben şahsen çok müze gezen bir insanım. Meraklıyım. Hatta müzelerde haftalarımı geçirdim. Neyse, çok uzatmadan Klazomenai'nin, İonya'nın en önemli boyama merkezi olduğunu bilmem seneler almış. Yani öyle şeyler var ki burası dünyada önemli bir boyama, tabii o dönemde seramik boyanıyor. Ama önemli bir boyama merkezi. Bunu bulmak, bunu öğrenmek çok uzun zaman alıyor. Neden? Yine Urlalı ünlü düşünür Anaksagoras, dünya çapında bir felsefeci. Benim Anaksagoras'la tanışabilmem, Urlalı hemşerimle tanışabilmem yarım yüzyıl almış. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç. Yani hemşerinizle tanışmanız bu kadar vakit alıyor. Neyse efendim, uzatmadan yandaki imgeden bahsedeceğim. O dönemde de savaşlar oluyormuş. Soldaki imge, alt tarafı antik seramiğin üstündeki imge birebir kullanılmış. Yani iki kişi kendilerine benzemeyen bir üçüncü kişiye bir şeyler yapıyorlar. Bu yaptıkları şey de nahoş bir şey. Yani iki güçlü savaşçı diz çöktürdükleri ve kendilerine benzemeyen kişiye zorla bir şeyler yaptırmaktalar. Ne yaptıklarını anlayamıyoruz. Fakat Genco bu kompozisyonun üstüne çok tanıdık bir logo ekliyor. Size de bu logo, bu resme bakmanızı ve tanıdık logoyu, ismini burada anmayacağım, tanıdık logoyu kendinizin çözmesini bekliyorum. Çünkü bu tanıdık logo o kişinin değil ama bizim başımıza gelen bir takım şeylerin nedeni olabilir. Yani benim için kapitalizmi simgeleyen bu logo aslında bugün yaşadığımız birçok musibetin bariz bir sebebi. Tabii ki neden-sonuç ilişkisi kurmayan işler yapıyorum. Çünkü yaptığım işe çağdaş sanat deniyor, modern sonrası sanat deniyor. Modernist bir sanatçı olsaydım size diyecektim ki, size daha çözümlerden bahsedecektim. Ama şimdi biraz daha çözüm olmayan sorular, ama en azından problemi kavramış olduğundan bahsediyorum. Yine göçmenlerde olduğu gibi bu göçmenlerin ve bizim başımıza yeni musibetler gelecek olduğunu görebiliyoruz ama tüm çözümler bizde değil. Peki tüm çözümler ne? Hangi çözümler bizde? Çok da uzattım, bir saati geçtik. Yalnız bu imge çok önemli. Bu imgeyi seçmiş olmandan dolayı tebrik ediyorum. Çünkü buradaki miğfer tipi O dönemin Attika tipi, yani Atina tipi İyon kolonizasyonu süreci ve bu bölgenin aslında istila edilmesi ve dolayısıyla aslında o dönemin gücünün o bölge insanını alt etmesini söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu proje de yine birkaç saat üzerinde konuşabileceğimiz bir proje. Ben bunun hiyerarşik şeyini çok sevdim. Yani iki kişinin bir kişiye tekamülü. Tekamül doğru kelime mi acaba? Ne tekamül değil. Tekamül. Egemenlik kurması demek lazım belki. Bir de kişinin yani kişinin dizlerinin üstüne çömeltilip kişiye hakimiyet kurma Mezopotamya kültüründe de var. Tahakküm, evet. Tahakküm doğru. Kişiye güç gösterme. Uygulanması. Evet. Bu çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Mesela burada üstteki logoyu seçmemin tabii ki estetik nedenleri de var. Yani hem kavramsal nedenleri var hem de estetik nedenleri var. Mesela yine üstteki markanın kıvrımının alttaki şahsın şapkasıyla ilişkisi. Yani tabii ki tırnak içinde bir takım estetik seçimlerimiz var bunları yaparken. Mesela bu çizimin renksiz olması. Çünkü o dönemdeki boyamayı renksiz yapmıyorlar. Yani o dönemdeki seramik boyaması hep renkli. Keşke vakit olsa da konuşabilsek. Biraz da son olarak sizden size İstanbul Museum ORG ve Web Bienal ORG projelerinden bahsedeceğim. Yine share screen'deyiz. İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi de benim yine 20 senelik bir projem. Pandemi vesilesiyle pasif giden bu projeyi aktive etmeye başladım. Ve özellikle müze kavramlı 2 sergi yaptım. Yani son 3 ayda neler yaptınız diye sorduğunuzda bu site yayında, İstanbul Museum ORG yayında, bir müzenin arkadaşları diye bir sergi yaptım. Bir de Davis Lisboa ile beraber Sister Museum, yani Kardeş Müze isminde 2 online sergi yaptım. Bir de yine pandemi sayesinde yine 20 senelik bir projem olan Web Bienal'i aktive ettim. Sanatçı olarak söylediğim şey şu, evet müzeler ve sanatçılar çok önemli, ayrılmaz ikililer. Yani müzeler beni çok besliyorsa benim de onları beslemem lazım. Bu karşılıklı bir ilişki. Dolayısıyla bir şekilde bu ilişkiyi devam ettirmemiz gerekiyor. Yani diğer kurum, kuruluş, Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin sistem yapısından bağımsız olarak eğer biz sanat yapıyorsak, bu sanatı paylaşacak kurumları ya da iletişim kanalları da kurup işletebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla deneysel olarak müzeciliğe ve sergi yapımcılığına devam edeceğim. Bu konuda kafamda soru işaretler vardı. Mesela bu pandemi bu soru işaretlerinin tümünü ortadan kaldırdı. Yani kafam çok netleşti. Çünkü müzeler bir tane virüsle tak diye kendilerini kapatabiliyorlar. Diyorlar ki kapadık kendimizi, hop bitti. Böyle bir şey yok yani. Benim şeyimde de, sanat diskurumda da show must go on diye bir laf var. Biz New York'ta da yaşadık. Broadway'in lafı show must go on. Yani sanatçı için sanatın bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Tam tersi, Picasso'nun savaş yılları en aktif zamanıydı. Yani Guernica bir savaş zamanı harikasıdır. Yani Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu, pandemi olup olmaması bizim sanat üretimimizi bağlamaz. İki, bunu paylaşmamızı da değiştiremez. İşte bunun için benim online müzemi aktive etmem gerekiyorsa onu aktive ediyorum. Etmemen gerekirse onu yapıyorum. Diyorum, bir saati geçtik, artık topu sorulara ve sana atabilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben aslında özellikle bunu göstermeni istemiştim. Yani sanatçının etkinliğini pandemi sürecinde devam ettirdiğini göstermen için. Çünkü sen sadece bienallerle kısıtlı kalmayıp uluslararası boyutta sevdiğin sanatçılarla ortak projeler yapıyorsun. Ve hiçbir kaygın yok. Yani geride bırakacağın şey sadece ismin olacak ve seninle güzel anılacak olan işlerin. Şimdi sorulara geçelim. Yavaş yavaş soru ve katkıları alabiliriz. Sanıyorum Genco'nun işlerinden çok etkilendiniz. Buyurun, soru alayım ben. Evet. Katkı ve soru vermek isteyenler. Ben izin verirsen. Buyurun. Teşekkür ederim Bilurcuğum. Bir kere bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Bizim bölümden de arkadaşlarımız katıldılar. Bundan sonra da katılacaklar. Ben Genco Bey'in bütün ürünlerini hayranlıkla izledim. Sadece tabii çok geniş Bodrum'daki sergisiyle ilgili hem birkaç şey söyleyeceğim hem de bir sorum olacak. Bodrum'da bu yıkık kilisede yaptığı sergi doğallıkla gerçekten çok ilginç bir sergi. Beni de çok etkiledi. Ben de bahsettiği yerlerden Aspat'ta bu göçmenlerle çok karşılaştım kazı yaptığımız süreç içerisinde. Onun verdiği, serginin verdiği bütün mesajı aldım. Ama ne yazık ki bu mesajları toplum almıyor. O nedenle Genco Bey'e söylemek istediğim bu hiçbir zaman olmayacak. Ben de Bodrum'a yaşamımın neredeyse 20 yılını verdim. Muğla'da kültür envanterini yaptığım zaman ilk... Adnan Bey, isminizi lütfen Genco ile paylaşır mısınız? Ekranda ben sizin isminizi görmediğim için. Ekranda 7775 yazıyor. İkisi de açık esasında. Aslında Genco'nun hoşuna gidebilecek bir kod numarası gibi. Yeni heykellerinde. Evet. Evet. Lütfen kendinizi tanıtın. Peki, evet. Ben Adnan Diler, Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanıyım. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum sizi tanımaktan. Bodrum benim hayatımda çok önemli. Daha doğrusu sizin yaptığınız gibi bu kültürlerin yok olması, doğanın insan eliyle yok edilmesi beni de içten yaralıyor. Siz nasıl bunu sanatınızla icra ediyorsanız, ben de bunu araştırmalarımı yönünü değiştirerek yaptım. Örneğin yani eğer kültür envanterleri ya da koruma çalışmaları yapmasaydım belki çok fazla kitabım, yayınım olacaktı. Ama ben onu seçtim. Bodrum içinde mesela kültür envanterini oradan başlattım. Ve aşağı yukarı 7 yıl Bodrum'da 15 kişilik bir ekip çalıştı. Ve biz 4 cilde zor sığdırdık. Ve ben o ciltleri size armağan etmek istiyorum. Göndereceğim adresinize. Çok sevinirim. Onun için bu yıkık kilisedeki serginizin verdiği bütün mesajları aldım ben. Size çok teşekkür ediyorum. Bütün eserleriniz gerçekten hepsi çok mükemmel. Esasında bir şeyi yakalamışsınız. Bu beni çok mutlu etti. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani sanat şudur, kopya olmaz asla. Yaratıcılık ürünü verir sanat. Bunun da kaynağı geçmiştedir. Yani tarih, arkeoloji, felsefe, bunlar tam bir yaratıcılık kaynağıdır. Siz bunların hepsini yakalamışsınız ve bu nedenle sanat, bütün ürettiklerinizin hepsi özgün. Sizin bu yüzen heykelleriniz, bu uçan heykelleriniz muhteşem, benim için öyle. Heykelin benim için de çok ayrı bir yeri var. Biz üniversitede bir kopya heykel müzesi kurduk. Bizim üniversitemizin kampüsünde çok sayıda heykel var. Yani sizi böyle yakından tanımak beni çok mutlu etti. Sizinle daha sonra da diyalog kurarım. Yalnız lütfen. Ben sadece evet, bu mermer heykeller için döven heykel dediniz. Döven heykel. Onu biraz açar mısınız? Mermer heykeller... Pardon, neden tekrar duyamadım. Mermer heykeller, mermerden yapılmış olan heykeller döven heykellerdir dediniz. Değil mi? Ben yanlış anlamadıysam. Döven heykellerdir. Yani insana... Yok, galiba yanlış anladınız. Ne dediniz? Mermer heykeller dedin. Ben not almıştım. O benim çok enteresan, ilgimi çekti. Onun için sordum. Dövme mermer... yok. Evet. Mermer heykeller için biraz daha böyle şeydir dedi. Yani o anlamda ben belki anlamış olabilirim. Dövmeyi mecaz olarak kullanmış şeyden bahsettim. Evet, hatırladım şimdi konuşmamın başında. Türkiye'de özellikle Cumhuriyet dönemi heykelciliğin, heykel algısında heykel denince anıt heykel anlaşılıyor. Yani heykel eşittir anıt heykel diye bir yaklaşım var. Bu anıt heykeller de anıt mantığı nedeniyle büyük olmak zorunda ve insan üstünde tahakküm kuran heykeller. Evet. Yani dövmeyi burada mecaz olarak kullandım. Özellikle Cumhuriyet dönemi heykeli büyük, anıt, meydana konuyor ve üstüne, seyircinin üstüne mesela tahakküm kurmaya çalışıyor bu heykel. Yani heykele böyle bir işlev yüklenmiş. Halbuki ben bunu tamamen tersine çevirmeye çalışıyorum. Heykeli küçültüyorum, yere indiriyorum, yüzdürüyorum, uçuruyorum. Evet, ve yerini değiştiriyorum. Yani meydanda değil, başka yerde. Yani tamamen heykel algısında böyle bir dönüşüm yapmaya çalışıyorum. Ben de Bodrum'la ilgili de özellikle Bodrum Kalesi'ni çok severim. Oradaki amforaları bayağı çalıştım. Tamamen bu amforaları yorumladığım Metafora isimli bir sergide yaptım. Çeşme Kalesi'nde sergiledim. Yani aynı meseleyi seramikte de düşündüm. Yani seramik de yine nasıl yüzer? Yüzebilir mi? Mesela o amforaların bugün yüzebilmeleri için o şekilde yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yani bu kanıtladığım bir varsayım değil ama bunlar seramik üstünde de çalıştım. Sizle de sonra sohbet etmekten mutluluk duyarım tabii deyip yine soru bildiri atıyorum. Evet. Buyurun. Dilek'ten bir yorum alacağız. Dilek Kara Aziz Şener. Buyurun. Merhaba hocam. Çok teşekkür ediyorum Bildir hocam. Genco merhaba. Nasılsın? Merhaba. Sağ ol. Sen teşekkürler. Nasılsın? Böyle çok uzun yıl zamandan sonra sanal ortamda karşı karşıya geldik. Şimdi Genco Gülan'la ben çalıştım. 2015 yılında Bir Savaş Nasıl Hatırlanmalıdır sergisinde bir işini sergilemiştik. O işe tekrardan geri dönerek hem buradan da tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok farklı ve çok da güzel bir işti. Birlikte de daha sonra sen gelip sergide özellikle genç sanatçılara çok güzel moral verdiğini ve onlarla çok güzel sohbetler yaptığını hatırlıyorum. Benim için de çok değerli bir sergiydi. 2015 yılındaki Cel Modern'de gerçekleştirdiğimiz işte Bir Savaş Nasıl Hatırlanmalıdır sergisi. Şimdi burada aslında senin sanat hayatında yaptığın işlerde böyle süre gelen bir takım temalar ve değişimler var. Ve özellikle bu çağdaş sanatlardaki sergi açılışına ben Ankara dışındaydım, katılamamıştım ama daha sonra üstelik Kıbrıs'tan gelen bir gazeteci grubuyla birlikte gezdik sergiyi. Ve o süre gelen temaların aslında çokça uzuvlara bölünerek heykellerinde farklı bir boyuta geçtiğini hani görüyorum. 2015 yılında sergilediğimiz işinin çok enteresan bir anısı var. Bir değil aslında iki anısı var hatırladığım kadarıyla. Senin bir de dijital ortamda belki katılımcılar bakmak isterler. Kavramsal Renk galiba kitabın adı. Yalnız evet. Yer hemen... Kavramsal Renkler. Evet. Çok geniş kapsamlı ve Markus Graf'la galiba yapmış olduğunuz bir röportaj ve oldukça da katılımcının yazılarıyla katkı koyduğu, işte Avantmi'nin, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Barış Acar'ın, Zeynep Yasayaman'ın metinlerinin yer aldığı bir kitap. Şimdi orada çok güzel... Hemen kitabın linkini atıyorum. Lütfen, lütfen. Çok enteresandır. Chat'ten attım. Bütün işlerini orada görebiliyoruz. En azından röportajla birlikte bütün aşamalarını takip edebildiğimiz çok önemli bir kaynaktır. Ve çok az sanatçı hakkında böyle bir kaynak yapılmıştır bugüne kadar. Özellikle Türkiye'de. Şimdi bu işinde öncelikle şunu anlatmıştım bana. Notlarım var fakat hani bugün bakma imkanım olmadı. Hepsi de fakültede kaldı zaten. Kıbrıs vardı. Evet. Dijital ortamda bir link uzantısıyla biz sergilemiştik o işi. Ve burada balıklar vardı, birbirini yiyen evet. Balıklar ve her balık birbirini yedikçe büyüyordu ve sonra interaktif olarak tekrar kayboluyorlar ekranda, tekrar balıklar birbirini yiyor, büyüyorlar. Hatırladığım kadarıyla bu iş sanırım video 2000 yılına ait ve Atina'da sergilenecekti ve Atina'da sergilendi şeylerle, neon işlerinle ve mavi renkli tiflerilerle bir yerleştirmeye dönüştürdüğünü hatırlıyorum işi. Daha sonra Ali Akay'ın Brüksel'de yapacağı bir sergide yer alacaktı. Fakat politik nedenlerle sergi iptal olmuştu. Sonra Kıbrıs'ta yine sergilenecekti ve yine politik nedenlerle iptal olduğunu hatırlıyorum serginin. En sonunda biz Ankara'da Cer'de, Ankara'nın göbeğinde ve oldukça da iddialı bir başlığımız vardı sergide. Bir savaş nasıl hatırlanmalıdır? O sergide biz bu işi sergiledik ve oldukça da ilginç oldu. Neden? Hatırlıyorsan bir yanda Hüseyin Arıcı'nın işleri vardı. Şöyle sülükler yapmıştı, bütün mekana yaymıştık. O duvarı yiyordu. Yani yaklaşık 500 tane minik minik sülük bütün mekana yayılmıştı. Bir yanda senin işin balıklar birbirini yiyordu. Diğer tarafta da kocaman böyle yaklaşık 3 metrelik bir müzakere masası kurmuştuk. Nurtane Karagil'in işiydi, Kıbrıslı genç sanatçılardan. Orada da kendi kendini yiyen hamam böcekleri vardı. Çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür etmek istedim. Böyle bir ortamı, atmosferi benim için çok önemli bir sergiydi. O sergiyi hayata geçirmek de çok önemliydi ve yapmış olduğumuz teaser'da biliyorsun 1 milyon üzerinde bir tıklama rekoru kırdı. 2015 yılı gibi bir tarihte. Tekrardan gördüm, çok duygulandım. Müthişti. Buradan teşekkür etmek istedim. Daha çok da zamanınızı almak istemiyorum. Yani benim hayatımda ilk sergi, yaklaşık 1,5 yıl çalıştığım bir sergi ve böylesine hani işlerin birbirini okuduğu ve sen de isim olarak deneyimli bir sanatçı ve birçok uluslararası etkinliğe katılmış bir sanatçı olarak gençlere çok güzel bir lokomotif olmuştum. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. İşi buldum hemen ve evet. Şu anda hemen paylaşıyorum. Bu soldaki iş, yani share screen'de paylaştığım iş. Hatta evet, görüyoruz. Adresini de chat'ten paylaşacağım birazdan. Chat'ten de kitabın linkini attım, oradan bakabilirsiniz. Burada şeyi tarif etmek istiyorum. Öncelikle bu bir video ya da animasyon değil. Bu bir yazılım iş. Yani kod sanatı diyebileceğiniz yapay evrim modeli. Yani tam açıklaması bu. Yani İngilizcesi Artificial Evolution Model. Yani bu da dijital olarak kendi kendine evrimleşen bir yazılım. Bu gördüğünüz balıklar, gördüğünüz ortamda, yani Kıbrıs'ın bulunduğu alanda büyük balığın küçük balığı yemesiyle evrimleşiyorlar. Hızlı balıklar büyüyor ve yine olay balıklar yumurtalarını Kıbrıs'a bırakıyorlar. Birazdan yumurtalarlar. Mantık basit. Büyük balık küçük balığı yiyor ve olay süre geliyor. Yani bitmiyor. Şunun için altını çiziyorum. Video ya da animasyon dediğimiz tekniklerde videonun bir başı ve sonu oluyor. Yani kısa filmde videonun başı ve sonu var. Yine animasyonda videonun başı ve sonu var. Bu tip yapay evrim modelleri sonsuz. Yani bitmiyor. Siz programı kapamadığınız sürece bu devam ediyor. Balıklar birbirlerini yemeye sürekli devam ediyorlar. Büyük balık küçük balığı yiyor ve Kıbrıs'a yumurtalarını bırakıyorlar. Biraz bu Kıbrıs'ın durumunu da anlatıyor. Dünyada galiba bir tek Kıbrıs, bir de Kuzey Kore, Güney Kore kaldı. Yani dünyada başka böyle Kuzey, Güney ayrılmış ülke kalmadı. Bu çok eski bir model. Yani ayrı ülke modeli çok eski, ama eski ya da yeni Kıbrıs denen küçücük adacıkta bu iş, bakın yumurtaları bıraktılar. Şey devam ediyor. Kıbrıs sorunu da bunun gibi bitmeyen bir sorun. Bunu da paylaşabildiğim için memnunum. Ama olay zaten Kıbrıs'ta bitmiyor. Bütün Orta Doğu bitmeyen bir yalan rüzgarı gibi. Savaşlar bir oradan oraya gidiyor, bir oradan oraya geri geliyor falan. Zaten bu bir bitmeyen senaryo. Dediğim gibi bizim yapabileceğimiz de bu bitmeyen senaryoyu en azından demek ki biz bunun farkındayız. Biliyoruz, unutmadık ve takip ediyoruz. Yani yapabileceğimiz bunu söylemek, arkasında durmak. Budur. Evet, çok teşekkürler. Böylece paylaşmış olduk. İnşallah daha sonra başka projelerde bir araya geliriz. Çok teşekkürler Genco. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Güzel bir katkıydı bu. Ben de çok etkilenmiştim aslında. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi Ayşe Çakır İlhan hocamın bir sorusu, katkısı var. Buyurun hocam. Merhabalar. Gerçekten çok güzel bir sunuydu. Zevkle izledim. Uzun yıllardan beri de takip ettiğim bir sanatçısınız. 50 sonrası sanatlarına, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası sanatlar konusunda da özellikle ilgim var. Aynı zamanda da bu konuda da ders veren bir hocayım. Tabii ki kavramsal sanatın politik bir duruşu var. Başından beri böyle oldu. Dolayısıyla da sizin de yaptığınız işlerde her zaman politik bir duruşunuzu gözlemledim ve çok fazla da alt mesajınız var. Belki de olacakları çok daha önceden görebilme, kestirebilme ve ona göre de yorum yapma söz konusu işlerinizde. Dolayısıyla yalnızca görünen değil, altında da pek çok mesajı okuyabiliyoruz. Sanıyorum siz de bunun için özel çaba da sarf ediyorsunuz. Yani her bir imgeyi, her bir rengi, her bir biçimi alt okumalar için belli bir düzen dahilinde izleyicilerinize sunuyorsunuz. Bu çok hoş bir şey. Özellikle Türkiye'den bir sanatçının böyle bu noktalara gelebilmesi tabii ki bizi heyecanlandırıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada özel işler yapmanız. Ben aynı zamanda bir müze eğitimcisiyim. Yani müzelerde eğitim nasıl yapılır konusu benim ana konularım içerisine girmeye başladı. Benim burada size sormak istediğim soru, yani müzeleri çok seven, çok gezen ve dolayısıyla müzelerden de çok yararlanan, özellikle antikiteden ve arkeolojiden, eski Yunan heykellerinden ya da başka tür heykel çok yararlanan birisi olarak bir müze eğitimcisi çerçevesinden sormak istiyorum. Türkiye'de kurulacak yeni bir müzenin size göre nasıl bir yapısı olmalı? Yani çok böyle detaya girmeden belki, tabii burada zamanımız yok. Dolayısıyla hani özellikle de sizi şeye getirmek istiyorum. Hani eğitim bağlamında müzeler ne verebilir halka, yeni yetişen nesle? Yani ben yalnızca çocuklar, gençler ya da öğretmenler için müzeyi düşünmüyorum müze eğitimi dendiği zaman. Toplum için düşünüyorum. Yani toplumsal olarak sorumluluğu nasıl olur? Sizin bakış açınızdan müzeyi siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye'de çok güzel müzeler var. Hatta çok güzel yeni açılan müzeler var. Özellikle mesela yeni açılan müzelerden Aydın ve Kuşadası Aydın Müzesi'nden ve Troya Müzelerinden bahsedebilirim. Bir saniye. Ses gitti, ondan gitti. Ses gitti. Pardon. Ben evet, ses duymadım. O arada evet. Konuştuğunuz... Yok, pardon. Ben de kapamıştım. Türkiye'de çok başarılı yeni müzeler var. Ve bu müzelerde de çok değerli koleksiyonlar var. Yani mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi çok değerli bir müze. Antalya Müzesi. Mesela yine demin bahsettiğim Truva Müzesi. Bunlar çok önemli müzeler. Fakat müzeler ve eğitim, yani halkın eğitilmesi tamamen başka bir konu. Türkiye'de gerçek anlamda okur yazarlık çok düşük. Yani Türkiye'de gördüğünüz Türkiye'deki okur yazarlık oranı kağıt üstündeki bir rakam. Yani yanılmıyorsam hanelerin %80'inde kütüphane yok. Şimdi evlere kitabı sokamazsak da bizim istediğimiz kadar değerli müzemiz olsun, bu bir işe yaramaz. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Heykellerimin bir kısmı için Manisa'da bir fabrikaya gittim. Fabrikada işçilerle çalışarak bu antik heykelleri yorumluyordum. İş uzun sürdü. Akşam da Manisa'da kalacaktım. İşçilere dedim ki işte şehrin eski merkezi neresidir dedim. Yani Old Town, yine tırnak içinde İngilizcesi, Eskişehir merkezi neresi? Gidip orada dolaşayım. Adam da dedi ki bizim eski şehirde bir eski merkez falan yok dedi, yani Manisa'da. Buradan şeye atlıyorum. New York'ta Metropolitan Müzesi'ndeyim. Antik galeriye girdim. Galerinin orta yerindeki büyük sütun, yani antik bölümün en ortasındaki en kalın büyük sütun Manisa'dan gitmiş buraya. Yani Metropolitan Müzesi'nde siz Manisa'dan gelen sütunu görüyorsunuz. Fakat Manisa'da bir işçinin, Manisa'daki yaşayan bir işçinin Eskişehir merkezi neresi tabii bilmiyor. Daha ilginci sizin sorduğunuz soruda da şey vardı. Özellikle bu kalıntılara da tırnak içinde Yunan deniyor. Mesela ben özellikle kelime olarak Yunan'ı kullanmamaya çalışıyorum. Referans olarak genelde kullandığım antik döneme referans veriyorum. Çünkü bu dönemi ve bu kalıntıları Yunan olarak değerlendirmek de bu ötekileştirmenin en önemli formülü. Yani sorunuza kısa cevabı uzattım ama yani cevabım şöyle, özetliyorum. Bir, insanlara biz kitap okutamazsak bunun bir şeyi yok, tedavisi yok. Yani kitap okuma oranları bu kadar düşük kalırsa müze gezmelerinin de bir faydası olmayacaktır. Müzeler sonuçta şey değil, hokus pokus şey değil. Yani biz de büyücü değiliz. Bu işin şeyi kitap. Bir, ikincisi de yine ötekileştirme kavramı. Yani biz değerlerimizin farkında olmamız lazım. Yani Türkiye'de çok iyi müzeler var. Müthiş bir kültürel altyapı var. Hem antik dönemde hem çok iyi çağdaş sanatçılar var, yazarlar var. Bugün mesela kitapçıda kadın kızıyla şiir kitabı almaya gelmişti. Kıza, küçük kıza, 8 yaşındaki kıza şiir kitabı önerdim ama annesine de önerdim. Yani annesi okumazsa çocuğun da okuması bir işe yaramaz deyip teşekkür edip topu geri atıyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Sağ olun. Ama ben buna rağmen gene bir şey yapılabilir görüşünü hala içimde barındırmak istiyorum. Hani yeterince okur yazar olmamasına rağmen gene bir şey yapılabilir. Tabii bir de hep söylediğim bir şey, müzelerin sıkıcı yerler olmadıklarını insanlara hep anlatmaya çalışıyorum. Yani benim için çok eğlenceli yerler. Bunu anlatmak da belki işe yarayabilir. Ama tabii kitap çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınız için. İyi günler. Burada bir şey eklemek istiyorum. Aslında mesela Homeros'un İlyadası İonya diyalektiyle 750'lerde yazılmıştı. Ama mesela İlyada köy meydanlarında okur yazar olmayan kişilere yaşam modelini, etiği sunan ve müzik eşliğinde, yani daktilik heksametre ile, yani bir ritimle insanlara okunmuştu ve onlar okur yazar değillerdi. Ve onlar da aynı İlyada'daki tavrı benimseyip bir yaşam modeli çizdiler. Şimdi oradan gidersek ben de şöyle bir öneri getireceğim. Aslında nasıl ki hani köy enstitüleri, halk evleri çok aktif görevlerini yaparken birden hani geriye çekildiler. Belki şimdi kırsalda açılacak müzelerin kişiye gitmesi gerekir. Yani aslında müze, kütüphane bir eğitim kurumu olarak çok işlevli, halka çok açık bir mekan olarak, yani büyük kentler için düşünmüyorum bunu, kırsal için düşünüyorum, öne çıkabilir bu bağ. Çünkü biz bunu şeyde görüyoruz, yani hani küçük yerlerde açılan müzelerde, ihtisas müzeciliğinde çok yoğun bir şekilde. Şimdi Manisa deyince ben Tüyatira'da, Akhisar'da, Kazı'da çalışmıştım. Bu söylediğiniz gerçekten çok doğru. Kişiler genelde mekan algısı, yani kendi yaşadıkları evin alt sokağının ötesinde ya da pazar yeri ötesinde çok fazla bilgi sahibi olmuyorlar nerede olduklarının. Ama orada da mesela çok şık, Cumhuriyet döneminde kasaphane olarak kullanılan, daha sonra bir şarap müzesine dönüştürülmüş ve kent insanının aslında hemen yanında olmasına rağmen sıklıkla gitmediği bir müze vardı. işler bir müze. Sonuçta orası bir restoran aynı zamanda. Belki biz halka gitmeliyiz müze olarak. Bunun da aslında yönetimin de bence katkıları olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun bir politika olması gerekir. Nasıl ki yurt dışında var bu. Yani müzeden eğitim yapılıyor. Yani direkt eğitimi müzeden yapıyorsunuz. Müfredatı. Zaten Ayşe Hocam bu konuda çalışıyor. Yani bunlar iyi dilekler tabii. Önümüzdeki yıllarda umarım öğretmenlerimizi de eğitebilirsek bu bir coşku haline gelebilir. Kırsalda ben kırsalı çok daha önemsiyorum. Çünkü kırsaldaki eğitimin şehir çocuklarının eğitiminden çok daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Doğaya bağlı yaşayan insanların duygularının daha üst mertebede olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka katkı ve yorum var mı? Buyurun. Ben şöyle tamam. Zuhal sen bekle. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi kesinlikle Billur katılıyorum. Zaten felsefede de böyle bir yaklaşım var. Yani felsefede sadece yazılı olmak zorunda değil. Yazılı, sözel felsefe de olabilir. Yani sözel gelenek de okey. Ama benim söylediğim okuryazarlık başka bir okuryazarlık. Yani görsel bir okuryazarlıktan da bahsediyor olabilirim. Yani bu kültür başka bir şey. Ve de ben ama halka gitme konusuna senin kadar katılmıyorum. Çünkü mesela Türkiye'de örneğin Kaş'ta restoranın Bodrum'una inince bir sarnıçla karşılaşıyorsun. Keza İstanbul'da. Yani bizim kültür hayatımızın zaten içine girmiş durumda. Bu bahsettiğim Çanakkale'deki bir müze bir köyün içinde. Yani dolayısıyla sadece şehir, kırşehir denkleminden bahsetmiyorum. Özellikle Türkiye'de çok daha hayatın içine girmiş bir kültürel durum söz konusu. Ama burada görsel okuryazarlık diyebileceğimiz başka bir şey var. Bende de bu mesela arkeologlarla dolaşa dolaşa, çalışa çalışa, sanat tarihçilerle dolaşa, konuşa gelişti. Bunu kısaca eklemek istedim. Hemen Zuhal'e topu atabiliriz. Buyurun Zuhal Kozan. Öncelikle merhaba. Katılımınız için teşekkür ederim ben de sizlere. Ben teşekkür ederim. Benim sorum ise çağdaş sanatla ilgili olacak. Çağdaş sanat röportajınızda çağdaş sanatın en büyük ikiyüzlülüğünden ve kurallarından, sanatçıların kurallar dışına çıkmalarından, sınırlarından bahsetmiştiniz. Buradan yola çıkarak ben de size Türkiye'de neden müzelerde çağdaş yaşayan sanatçıların eserlerini görmüyoruz diye sorum olacak. Güzel bir soru. Şimdi çağdaş yaşayan çağdaş sanatçıların işlerini sergileyen müzeler var az sayıda. Hı hı. Mesela bunlara Arter ve İstanbul Modern'den bahsedebilirim. Bunlar özellikle yaşayan çağdaş sanatçıların işlerine yer veriyorlar. Ama mesela Arter kendine müze demiyor. Biraz bu toplumsal yapıyla alakalı, biraz da Türkiye'de işler çok fazla, özellikle özel sektör koleksiyonerliğinde ve müzeciliğinde bütün işler kurumsallıktan çıkıp şahıs kararlarına dönüşüyor. Yani şahsi koleksiyonerlerin kararına dönüşüyor. Kurumsallık çok değerli. Biz henüz o raddeye gelemedik. Maalesef. İnşallah gelirsek sistem daha iyi işleyebilir diye düşünüyorum. Ama bir de çağdaş sanat dediğimiz şeyde zaten sanatın iyisini aramak gerekiyor. Doğru. Yani aynen taze balık nereden bulursunuz? Onun gibi bilmiyorum nerede yaşıyorsunuz. Mesela iyi balık nereden bulunur? Taze balık. O balığı büyük süpermarketten alamayacağınızı zaten biliyorsunuz. Yani büyük süpermarkete gittiğinizde zaten çiftlik balığı buluyorsunuz. Çipro ya da levrek. Ama siz daha yerel balık isterseniz daha balıkçılara gitmeniz lazım. Ara sokaklara gitmeniz lazım. Rıhtımları dolaşmanız lazım. Yani iyi çağdaş sanat bulmak istiyorsanız biraz da sizin araştırma yapıp biraz daha ara sokaklara girip araştırmanız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Çok sağ olun. Evet, buyurun. Başka yorum ve katkılar? Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Herkese merhabalar. Markus'un söyleşisinde de Genco Bey'e söylemiştim. Şans eseri o Ankara'daki Çağdaş Sanatlar'da gerçekleşen soyut arkeoloji sergisi sırasında bir kongre vardı orada ve biz kongreye katılmıştık. O zaman da demiştim, hayatımda ilk defa bir sergiyi ara ara ve çok uzun gezme fırsatı buldum. Çünkü her çay arasında biz üst kata çıkıp sergimizi gezdik. Bizim sizinle tanışmamız, Bildir Hoca'nın geçen dönemki derslerinde işte Dökümansa, Bienal, işte Miriam Shikaro, Judy Chicago, toplumda yaşanan şeyleri dışa vurması konuşurken bir derste Bildir Hoca sizin bize sizin yaptığınız bu mültecilerle ilgili bu köpükten cesetler hikayesini anlatmıştı. Ve biz o zaman o derste işte bu, hani bizim istediğimiz şey bu. Toplumsal olayları bu şekilde dile getiren sanatçılarımızın daha çok olması. Çok etkilenmiştik. Daha sonra Soyut Arkeoloji sergisinde de gezerken yine çok ilginç şeyler bizi etkilemişti Ceren Hocam'la. Mesela benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi o Star Wars karakteri, Stormtrooper şeyiydi, heykeliydi. Ondan çok etkilenmiştim. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu süreçten sonra, yani pandemi sürecinde de aktif olduğunuzu dile getirdiniz. Pandemi sürecinde hani bu size nasıl bir ilham, yani size nasıl taze balıklar sunacak, nasıl veriler size sundu bu süreç? Evde olduğunuz süreç, yaptığınız gözlemler, toplumun içinde bulunduğu süreç, mesela bugün bile yaşadığımız hani elma dersem çık, armut dersem çıkma olayı gibi. Bunları nasıl yansıtacaksınız? Nasıl çalışmalarla bundan sonra bir planlama yapacaksınız? Ya bir o Star Wars karakterine mesela Stormtrooper maske mi takacak bir sonraki serinizde, işlerinizde? Bu tarz şeyleri merak ettim. Yani ilham alacak mısınız? Bunu nasıl kullanacaksınız bu süreci? Ben de bir mesela bir maskeli heykel büst yapmaya başladım. Ama bunu durdurdum. Bekliyorum. Çünkü bu çok kolay bir cevap. Yani heykele maske takmak, evet. Böyle bir dönüşüm yaşıyoruz. Maskeli heykel çok iyi bir fikir. Ama biraz daha beklesin. Çünkü biraz daha gerçekten bu pandemi süreci başımıza neler getirecek, bunu ben de merak ediyorum. Yani açıkçası biraz daha bekle ve gör şeyindeyim. Yani biraz daha pandemi sürecini hazmetmeye çalışıyorum. Burada şunu fark ettim tabii ki, bu pandemi sürecinin benim beklediğim biyolojik evrimle bir alakası var. Yani kısmen böyle bir biyolojik etmen bekliyordum. Pandemi sürecinde şöyle bir çizim yaptım. Onu da paylaşabilirim diye düşünüyorum. Bakayım. Yine antik bir çizimi yeniden çizdim. Çatalhöyük deki çok önemli bir kare vardır. Akbabaların, insanların düştü sanırım Genco Bey hocam. Görüntü dondu önce. Gelir şimdi tekrar. Aslında o eser çok önemlidir. Yani kafatası kültüyle ilgili olduğu söylenir. Çatalhöyük'teki büyük kuşların, aslında Çatalhöyük halkı kuşlardan çok korktuğu için kuşları çok büyük yapar ve kafası çıkarılmış olan kişiler, sadece bedenle yerde yatan, aslında kuşlar mı o kafayı hani koparmıştır yoksa önceden mi? Evet. Hı hı. Geldi şimdi. Genco, dinliyoruz seni. Evet, geliyor mu sesim? Evet. Evet, pandeminin hemen başında bu soldaki çizim gibi bir çizim yaptım. Yani bu da arkaik bir imge. Bu da Anadolu'dan çıkma imge. Yani bir sürü referansım Anadolu'ya aslında. O meşhur kafaları kopmuş insanlar. Fakat bazılarının kafalarını geri takmışım. Yani hepsinin kafası kopuk değil. Bir tanesinin eline, iki tanesinin eline telefon vermişim. Üçüncüsünün elinde de iPad var ve kafalar gitmiş. Yanına da demişim ki ellerinizi yıkayın yoksa kuşlar sizi öpecek. Böyle bir şey. Mükemmel. Yani, o gün... Bu mükemmel. Kopyanın kopyası ama çok güzel. Can yani Bercer'in söylediği gibi değil mi? Yani o gün kuşlardan korkuyorlarmış. Bugün görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz. Bu düşmanı göremiyoruz. Bu düşman her yerde tepemizde uçuyor. Ama biz aslında bu görünmeyen düşmanla savaşırken elimizdeki telefona sarılıyoruz. Onu hiç bırakmıyoruz. Bir tane daha bir hidra göstermek istiyorum. Ha, şu da güzel. Bu mesela bu Maya. Bir Maya imgesini yeniden çizdim. Burada da adamı artık yutmuş canavar. Telefon hala elinde. Zannediyoruz ki elimizdeki telefon bizi bütün kötülüklerde kullanacak. Son olarak size hidrayı göstereceğim yine. Yine bir çizimle sona erdireceğim. Orada da adam, bu da Bursa'daki müzeden bir imge. Evet, bu son göstereceğim imge. Bu da Bursa Müzesi'nde gördüğüm bir imgeyi yeniden çizdim. Burada da Herkül muhtemelen Hidra ile savaşıyor. Ama savaşırken elindeki tabletin bu Hidra'yı yenebileceğini düşünüyor. Yani konuşmamın en başındaki söylediğim söze bir daha döneceğim. Çağdaş sanat çözüm önermek yerine aslında hatalarımızı itiraf etmekle ilgili. Biz çözümü yanlış yerde arıyoruz. Yani belki bunu bu şekilde anlarsak bir çözüm bulabiliriz. Muhtemelen Herkül'ü elindeki tablet kurtaramayacak ya da elindeki telefon. Hidra ile savaşıyor, elinde tablet var. Bu onu kurtaramayacak. Bizim bugünkü durumumuzu anlatıyor. Bizdeki elimizdeki telefonla bu virüsü yenemeyeceğiz. En azından bunu fark etmemiz bile çözüme doğru bir adım atmamızı sağlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sorular ve katkıları alayım. Buyurun. Hocam izin verir misiniz acaba? Buyurun. Çok beğendim. En son Genco Bey'in söylediğiyle yola çıkalım. Evet, telefonlar şu an elimizde. Kendisi konuşmasının başında protezlerle de ilgilendiğini söylemişti. Eklektik gittiğini de söylemişti. Ama günümüzde giyilebilir teknolojik cihazlar var. Acaba gelecekte çizebileceğimiz eski analog tipi telefon görüntüsünün dışında gelecekle ilgili neyi temsil etmek ister ki bize çözümün ne olabileceği konusunda? Onu çok merak ettim açıkçası. Çünkü giyilebilir cihazlar günümüzde şu anda pandemiyle beraber çip takılmasından bahsediliyor. Yani çip takılmasının hele gündeme geldiği bu günlerde seyahat özgürlüklerinden sıkıntılarımız olduğu söyleniyor. Bir önceki Markus'taki anısını da hatırladım. Bir seyahat, yurt dışı seyahatinden bahsetmişti ki bu da önemli bir göstergeydi. Bir de müzelerle ilgili Ayşe Çakır hocamızla beraber benim de çok merak ettiğim bir soru var. Müzelerle ilgili kendisinin de bir müzesi olduğunu, Markus'taki konuşmada onu bahsetmiştim. Hatırlıyorum daha doğrusu. Bu müzeyi araştırdım ve Kültür Bakanlığı'nda bulamadım. Acaba isim konusunda bana yardımcı olabilir mi? Sanatçı müzelerine görüşü nedir? Onu da merak ediyorum. Çünkü gerçekten bu kadar fikirleri öne olan, Instagram ve Facebook'u kullanan, cep telefonunda elinden esirgemediğini düşündüğüm Genco Bey'le bir öz eleştiri yaparak nasıl bize yön verebileceği konusunda yardımcı olmasını istiyorum. Özellikle şapkanız çok şık. Ben de ondan bahsedeyim. Bugün Dünya Çevre Günü. Evet. Şöyle bir... Bence bir başkaldırı yapmakta fayda var. Evet. Ben şöyle mekan değiştirmem gerekiyormuş. Birkaç tane soru sordunuz. Hangi birimden başlayacağım tam onu bilemiyorum. Ben de çevre günü, onun için şöyle biraz dışarı çıkayım. Çok sevindim. Evet, bence çevre çok önemli. Çevre, yeşillik, oh harika. Genco Bey, bizim herkesin öyle imkanları yok. Burada sanırım çok ilginç bir durum olacak. Kimin daha güzel çevresi olduğunu göstermek istiyorsak benim de size şunu gösterme hakkım olabilir belki diyeceğim. Tabii ki. Herkesin bir bahçesi var. Herkesin bir saksıda yetiştirdiği soğanı ve çileği var. Ama siz bu konuda ne öneriyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Evet. En önemli söyleyeceğim, yani birçok soru sordunuz ama yine başta söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani sanatçının işlevi bir çözüm üretmek değildir. Yani çözüm önermek değildir. Bence çözüm önerileri için kendinize bilim adamlarına ya da siyasetçilere bu soruları sorabilirsiniz. Yani çözüm üretmek onların işi. Ben sanatçıların işini daha çok soru sorma ve itiraf etme olarak görüyorum. Yani biz toplumun daha yumuşak karnıyız. Daha çok yapamadığımızı biz itiraf ediyoruz. Geçen gün yine sorularınıza şu önemli bir cevap olabilir. Geçen gün bir arkadaşımla felsefe konuşurken o da bana yine antik doğa felsefecilerinin öneminden bahsettiler ve ona da dedim ki yine ben doğa felsefecileriyle benim karşılaşmam neden 50 sene sürdü dedim. Özellikle Anaximandros ve Thales, Sökeli iki felsefeci. Bunlar Batı felsefesini kuran adamlar. Sökeli hemşerilerimiz. Bunlarla tanışmamız neden bu kadar uzun sürüyor dedim. Şimdi kendisinin ismini de birazdan hatırlayacağım. O da bana dedi ki çünkü doğa felsefesi sırasında insanlar daha ayaklarını yere basıyorlardı. Fakat doğa felsefesinden sonra kafalarını kaldırdılar, kozmik evrene başladılar ve dünyayı tamamen geçici bir mekan olarak görmeye başladılar, dedi. Yani bence size en iyi cevap yine bu çevrede gökyüzünden yere inmemiz ve biraz daha çevremizi fark etmemiz gerekiyor. Yani bu bir çözüm olabilir. Çevreyle barışmak, yeşille barışmak bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, başka katkısı? Belki ablanın ceketini al kızım, içeri bakalım. Evet, buyurun. Mikrofonlarınızı lütfen kapatınız. Çünkü duyuyoruz seslerinizi. Buyurun, katkısı olacak var mı? O zaman mesela Söke'de ben aslında Pitagoras'ı da eklemek istiyorum. Çok yakında, hemen karşı adadan. Samos. Yani o bölgede aslında bilim felsefesi ve doğa felsefesi açısından çok önemli kişiler var. Ama biz hep o kişileri nedense dışarıdan biliyoruz. Suyun diğer tarafından. Ama baktığımız zaman aslında ilk tarih yazımı, ilk matematik, ilk su bilgisi, ilk evren bilgisi hep bu coğrafyadadır. Ve aktarımlarının etkileri de bu coğrafyadadır, yazılım anlamında. Onun için buna değindiğim için teşekkür ediyorum. Adnan Bey, mikrofonunuzu kapatırsanız çünkü tamam, sesiniz geliyor. Gördüğüm ölçüde kapatıyorum. Tamam. Ben buyurun. Demin, pardon, çok kısa araya gidiyorum. Demin konuştuğum felsefeci arkadaşım Rahmi Ödül'dü. O bana bunu hatırlattı. Onunla Web Bienali'nin, yaptığımız Web Bienali'nin kavramını konuşuyorduk. Aperion kavramını seçtik Web Bienali için. Bu da sınırsızlık kavramı. Tabii sınırsızlık kavramını da biraz böyle bir pandemi döneminde biraz kendimize yeni imkanlar, her olumsuzluğun insanlara yeni imkanlar sağlayabileceğini düşündürtmek için seçildik deyip yine size sözü veriyorum. Evet. Buyurun, katkısı veya sorusu olanlar var mı? Peki ben bir soru sorsam. Buyurun. Sen genelde İstanbul'da yaşıyorsun. Şu an Çeşme'ye kaçmış bulunuyorsun. İstanbul'da sanat açısından seni besleyen çevre ya da bir kentte olmak, bir metropol kentte yaşamak ve kenti nasıl algılıyorsun? Bir sanatçı olarak orada rahat koşullarda mı yaşıyorsun? Bunu bize bir anlatsan. Önce koşullar, tabii ki koşullar gittikçe zorlaşıyor. Gittikçe zorlaşan koşulları hepimiz yaşıyoruz. Fakat tabii ki üretim dinamiğini bu koşullara çok paralel tutmamak gerekiyor. Yine ben hayatımı da İzmir, İstanbul eksenine oturtmaya çalışıyorum özellikle. Yani sadece İstanbul değil, İzmir'de de mümkün olduğu kadar vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bu coğrafyanın da önemini gittikçe daha fazla fark ediyorum. Urla, Söke, Menderes Havzası, yani buralar ne kadar önemli yerlermiş. Bunu daha yeni öğreniyorum. Mesela İzmir Arkeoloji Müzesi'nde birkaç defa gittim. Eğer o seramik tabutlara dikkatli bakmamışsam gidip bir daha bakıyorum gibi. İstanbul'da da yaşamamın sebebi beni beslemesi, beslemeye devam etmesi. Yani İstanbul'da da mahalle aralarında Bizans kalıntıları görebiliyoruz. Ceneviz sarnıçları görüyoruz. Bunları Bebek'te de görüyorum. Bebek'te de, Arnavutköy'de de, Karaköy'de de. Mesela çalıştığım, heykel yaptığım demircinin arka bahçesinde yine telefonda konuşurken bir Bizans sarnıcıyla karşılaşıyorum. Yani bu dünyanın çok az ülkesinde bir insanın başına gelebilecek bir şey. Yani siz endüstriyel bir yerdesiniz, çalışıyorsunuz, karşınıza Bizans sarnıcı. Yani Ali Bey'in demin sorduğu soruya cevap eklenti olarak, evet ben de bu telefonu kullanıyorum. Yani ben sizlere telefon tukaka bir şeydir diye bunu göstermiyorum. Yani bu yapıtlar okları başkasına atarken kendime de ok atıyor. Fakat şehre gelelim. Yani İstanbul'da, İzmir'de yaşıyorum. Ankara'ya sergiler için geliyorum. Çünkü bu şehirler de beni besliyor. Yani Ankara'da neden bu kadar çok ısrarla geliyorum? Çünkü Ankara çok önemli. Ankara'ya çok yakın. Gordion dediğimiz yer Polatlı. Yani bütün Anadolu çok önemli bir merkez. Yani Anadolu'daki bitki çeşitliliği Avrupa kadar. Yani başka bir alana geçtik ama yani Anadolu kendi başına bir kıta büyüklüğünde. Zaten onun için hala Türkiye'de yaşamaya devam ediyorum. Evet, daha gittikçe zorlaşıyor. Evet ama gidebileceği kadar da gidecek. Teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var aslında. Sence Türkiye'de sanat nasıl yönetiliyor? Yani bir sanatçının gözünden neler söylüyor? Kötü yönetiliyor. Bayağı kötü yönetiliyor. Bence bunu söyleyeceksin. Bir de şöyle bir şey fark ettim aslında. Sen kendi sayfanı kurarak ve kendi sayfanda sergiler açarak aslında bir taraftan da bienallerden kendini soyutlayarak yavaş yavaş kendi alanını yaratmışsın. Şimdi bir sanatçının aslında kendi alanını yaratma istemi özgür kılma kendisini. İstediği sanatçılarla ortaklıklar yapabilme. Bu çok değerli çünkü bu tarihsel anlamda önemli. Yani senin tüm yaşadıklarından sonra vermiş olduğun bir karar aslında bu. Ve biz bütün bir aslında süreçte bunu inceledik. Yani sanatçıların aslında kendilerini bağımsız kılma hareketlerini inceledik. Yani bir dolu sanatçının kendi aslında alanını yaratma istemlerini gördük biz. Onun için hani bu konuda neler hissediyorsun? Yani nasıl ayrıştırdın kendini? Burada da asıl benim ilgilendiğim konu üretim yapmaya devam etmek. Yani çok klasik bir laf vardır. Üzüm yemek mi, bağcı yemek mi? Sanatçı olarak üretimime devam etmek istiyorum. Yani üretmeye, zaten bu benim için vazgeçilmez bir süreç. Bunun için de ne gerekliyse yapıyorum. Yani dolayısıyla benim üretimime katkıda bulunacaksa evet, bir müze gerekiyorsa müzeyi kuruyorum. Bienal gerekiyorsa bienal yapıyorum ve sanatçının da biraz bu şekilde çalışması lazım. Yani bu üretim ve paylaşım sürecinde devam ettirmek için ne gerekiyorsa onu yapması lazım. Çünkü dediğim gibi şey çok önemli. Hareket alanı çok önemli. Ve bu hareket alanı, yaşam alanınızı bu hareket alanına izin verecek şekilde tutmanız ve şekillendirebilmeniz gerekiyor. Yoksa boğulup gidiyorsunuz. Yani günlük hayatta o kadar çok fazla şey var ki, yani yapmanız gereken şeyler, toplumun size biçtiği kimlikler, görevler, misyonlar, tüm bunların içinde bir sanatçı olarak kalabilmek, üretebilmek, düşünebilmek. Mesela son heykelimin çizimini yürürken yaptım. Yani bir yerden bir şeylere yetişiyordum. Yani bir yere oturacak vaktim bile yoktu ama çizim yapmam gerekiyordu. Neyse ki defter bulabilmiştim, bir kareli defter. Bir baktım ki şeyi orada çiziyorum, yürüyerek çiziyorum. Yani hayat bizi çok ilginç rotalara sokuyor. Bu rotalar başka yerlere atıyor. Bu bir şey gibi, bir girdap gibi sizi içine çekiyor. Bir yerlerden bir yere gidiyorsunuz. Yani yapabileceğiniz şey, bu girdap içinde bir şeye tutunup üretebiliyorsanız üretiyorsunuz. Yoksa bu ritim çok hızlı bir ritim. Ve karşı koymak da mümkün değil. Yani benim o telefonu kullanmama lüksüm yok. Şu anda size internete yine telefondan bağlanıyorum. Yani bunları reddedemiyorsunuz ama bunlarla beraber ne yapabilirsiniz? Onları özel durumda seçme şansınız oluyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu toplantı için. Ben de teşekkür ediyorum. Başka bir katkı, soru var mı? Evet, yavaş yavaş kapatıyoruz. Buyurun, buyurun. Ben de şey sormak istiyorum. Sizce Türkiye'de koleksiyonerler neyi topluyor, neye göre topluyorlar? Onlar da çok bilmiyorlar ne topladıklarını ve neye göre topladıklarını pek bilmiyorlar. Fakat şundan bahsedebilirim. Koleksiyonerler bir süre boyunca aslında toplanması yasak şeyler topladılar. Yani bir süre ülkenin kültür varlıklarını topladılar. Sonradan bunların illegal olduğu anlaşıldı ve zaten çağdaş sanata kaymaları biraz bunun için oldu. Yani topladıkları şeylerin tehlikeli olduklarını fark ettiler. Bence önce bundan bahsedebilirim. Sonra da modern sanat toplamaya giriştiler. Tırnak içinde modern dediğim şeyler topladılar. Bunlar resim ağırlıklı şeylerdi. Fazla heykel koleksiyonerliğinden bahsedemiyorum. Yani çoğunlukla resim topladılar ve sonra bir baktılar ki bu topladıkları şeylerin dünyada bir şeyi yok, karşılığı yok, kotası yok. Çünkü yurt dışından arkadaşlar edindiler. Bir baktılar ki onların topladıklarıyla dünyadaki koleksiyonerlerin şeyleri örtüşmüyor. Sonra şu anda çağdaş sanat toplamaya başladılar, evet. Fakat dediğim gibi henüz bilinçli bir koleksiyonercilikten bahsedemiyoruz ya da bahsedebilirsek çok az koleksiyonerde bilinçli ve sistemli koleksiyondan bahsedebiliriz. Daha yani bunun ilk nüvelerinden belki iyimsel olarak bahsedebiliriz. Dediğim gibi bu da çok şeyle ilgili. Yani koleksiyonerlik denen şey de ciddi araştırma gerekiyor. Yani biz nasıl yapıt üretirken araştırıp çalışıp projeler çıkartıyorsak, onların da bu sisteme eklenmek isteyenlerin de kendi ev ödevlerini yapmaları gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, başka katkısı ya da sorusu olan varsa alacağım. Yoksa yavaş yavaş kapatıyoruz. Genco çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel söyleşiyi birlikte yapma şansına sahip olduk. Hep planlıyorduk ama bugün oldu ve Dünya Çevre Günü'nde. Evet, çevreyle bitiriyoruz. Çevreyle bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve evet, katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bütün duygularıyla katıldılar. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın hepiniz. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.